Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili HoloLens severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte bu bölümümüzde özel birkaç tane içeriği aradan çıkarmayı hedefliyoruz. İlk olarak şuna değinmek istiyorum. Burada yapabileceğiniz iki tane içerik var. Birincisi, şu an gördüğünüz üzere iki tane boş çamlıçımız var. Uzun zamandan beri var aslında bu. İsterseniz soul catcher gibi, isterseniz bir başka içeriği vesaire ekleyebilirsiniz. Ben şu an için Dashmaster ekliyorum. Nedenine ilgi noktalarına değineceğim. Öncesinde Forgotten Crossroads'a gidiyoruz. Ben Dashmaster'ı tekrardan çıkartıp kullanabileceğiniz alternatif bir içeriği tanıtacağım. Ama şu an için Forgotten Crossroads'a gelin benimle. Herhangi bir bankta oturmayın. Yine Quit Game'den faydalanmak istiyoruz. En azından ben faydalanacağım hani. Çünkü tabii tercihe kalmış. Buradaki satıcımıza gidiyoruz. Geldik kendisine, konuşuyoruz ve sattığı her kişi içeri de alıyoruz. Özellikle çamlaç almakla birlikte ek bir içerik daha kullanma imkanımız oluyor. Yine quit the man deyip yes diyerek. Start game deyip buraya gidiyorum. Şimdi dilerseniz yapabileceğiniz bir içerik şu. Eğer ki ben haritada kaybolmam dert değil ya deyip şu ikisini çıkartırsanız yerine şu arkadaşı koyabilirsiniz. Yani bu sizin aslında büyücü build'ınızın son hali. Düşmanlara vurarak daha fazla ruh elde ediyorsunuz. Daha az ruhla daha fazla büyü atıyorsunuz. Attığınız birinin hasar daha fazlalaşıyor. Bu şekilde faydalanabilirsiniz tamamen. Hani sizin şeyinize bırakıyorum, inisiyatifinize bırakıyorum. Ben şu şekilde kullanacağım. Bir saniye. Yanlış yaptım. Sen değil kardeşim. Şöyle, şöyle. Şekilde kullanacağım. Yani bu ikisini şimdi yani herhangi bir şey koyabilirsiniz bunun çok çok şart değil. Yani şu bile olur. Tornado Agro bile olur. Sadece düşürdüğümüz şeyleri Geo'lara toplamakla uğraşmayalım diye koydum. Böyle dediğim gibi sol taraftaki kısmı daha sonra halledeceğiz. O yüzden oraya gelmezden gelin. Şimdi bir önceki videoda biz şey yaptık. Yani bu bölgeyi keşfettik. Burada bu sefer keşfetmediğimiz bir sol üstteki kısma gideceğiz. Bir boss fight'a gidiyoruz. Kolay olmayan bir boss fight'a gidiyoruz. Sıfır ruh toplamak için saldırıyorum kendisine. Haritada buradayım. Biz yukarı doğru gidip oradaki bir ağacı ve bir tane grub'ı işte tırtılı kurtarmıştık. Şimdi sol taraftan ilerliyorum. Buradan geçebiliyoruz artık. Geldik buraya. Bu arkadaşa iki tane şey atın. İkinci çıkan düşmanla bekleyin. Yaklaşsın size. Bu NPC'miz olaya dahil olacak. İki tane düşman gelecek. Gelsinler. Yine iki tane şey fırlatın. Bu arkadaş gelirken saldırabilirsiniz. Hasar vurur yani oradaki büyü aslı saldırınız vesaire. Temel saldırımız bu. Descending Dark'la saldırmak istiyoruz. Saldırıları çift can götürür. Boss'u zor yapan şey de o.
Bunları değiştirmeniz lazım. Onu sadece bir kere göndermek durumunda değil, birkaç tane atabilir arda arda. Bu şekilde fırlatlayacakları dolacamanız gerekiyor. Ve boss'umuzu aradan çıkardık, fakat bu arkadaşımız da ne yazık ki boss'la kapışırken ölüyor. Gördüğünüz gibi ikisi de üstünde. Yani cesur olmak isteyen bir NPC'di. Cesaretini kazandığı bu şeyde, savaşta kendi hayatını kaybediyor. Buradan içeri giriyorum. Ve karşınızda bu Hollow Nest'in kraliçesi. Benim diyor yardımımı istemeye mi geldi acaba? Hani yoksa diyor şansı senin beni vurdu. Senin gibi birinin beklendiği doğrudur. Bizlere özel bir tane item veriyor. Verdiği bu item'ın yarısına sahip oluyoruz şu an için. Bunun ikinci yarısını bulmamız gerekiyor. Gender Child diye bahsettiği karakter aslında Hornet. Burada aklını okumaya çalışırsanız, o diyor, demek zihne de erişebiliyor. O zaman diyor bu mühürler onun kılıcının karşısında yok olacaktır. Bahsettiğim mühürler de aslında Dreamer'lar. Şimdi burada White Lady ile tanıştık. Yine hızlı olması için şu şekilde yaklaşımımızı alıyorum. Dark Game deyip tekrardan Fate noktasına dönüyorum. White Fragment'ın ilkini burada aldık. İkincisini elde edeceğiz elbet. Haritamız güncellendi. Bu Canyon bölgesinde yapacağımız birkaç tane içerik daha var. Ama büyük çoğunluğunu tamamladık diyebilirim. Az önce hızlı hızlı gideyim derken atladığım bir içerik oldu. Onu göstermeye gidiyorum. Bir saniye. Doğru mu bakıyorum diye anlamaya çalışıyorum. Şimdi şuradan gideceğiz. Satıcımızın olduğu yere gidiyoruz yine. Benim hatam oldu. Bakmayın. Tekrar size aynı yere götürüyorum. Bir de NPC'nin quest'inin sonunu göstereyim size. Yani özel bir item mesela bir şey almayacağız. Bir tane Rensilek alacağız. Ve o kadar. Başka içerik yok. Mavi göğe gidiyoruz aslında. Bir tane lensle kaldık. Bu arada bir izleyicim şeyi sormuş, onun da bilgisini verip ondan sonra burada tamamlayayım. Az önce kesmiş olduğumuz boss'un lore'unu merak etmiş. Şöyle, burada hatırlarsanız Mantis Village denen bir bölge vardı. Mantis Village'de 3 tane lider görüyordunuz. Burada bir tane boş taht da var. Normalde burada 4 tane lider var.
Fakat bu bizim az önce kesmiş olduğumuz Traitor Lord, yani ihanet eden Lord burayı terk ediyor. Terk ederken aslında enfeksiyon var biliyorsunuz ki, yani hem bu burada hem bu Forgotten Crossroads'da. Bu enfeksiyonu benimseyerek daha güçlü olmayı umut ediyor ve yanında askerlerinin bir kısmını da götürüyor. Uçan düşmanlar, bize saldıran düşmanlar onun askerleri. Kendisi burada o gücü elde etmeye çalışırken aslında o enfeksiyon etkisinde benliğini kaybediyor. Burada Quirrell'ı buluyoruz. Kendisi hani bu yeri çok merak ediyordu. Şehirde vardığımız zaman şehre akan bu suların nereden geldiğini ve o gelen yeri görürse çok müthiş bir manzaraya sahip olacağını söylemişti. Ve burada aslında macerasının sonunda buraya geliyor ve burada gayet mutlu, keyifli bir şekilde burayı izliyor. Dilerseniz yanına oturup sizler bir müddet bu Mavi Göl'ü izleyebilirsiniz. Efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda hani Traitor Lord'u çekmeyi mesela aradan çıkardık. White Lady ile tanışmış olduk. Hani bu bölgenin kraliçesi. White Lady karakterinin aslında kim olduğunu Stag'den biraz daha öğreniyoruz. Hani kraliçenin geri çekildiği ya da işte bir nevi saklandığı yer olarak ifade ediyordu bu Queen's Gardens bölgesini. Orayı da keşfetmiş olduk. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.